Aizir'in üçü, Ognr, Odin ve Loki bir yolculuğa çıkarlar. Yolculukları uzun sürer. Akşam olduğunda bir yerde dinlenirler, bir öküz yakalayıp yemek isterler. Ateş yakarlar. Öküzü pişirmeye çalışırlar fakat ne yaparlarsa yapsınlar öküz pişmemektedir. Hemen orada bir kartalı fark ederler. Kartal der ki, bana benim olan hakkımı vermezseniz bu pişmezler. Peki derler. Eti pişirirler ve yemeye başlarlar. Ancak Loki etin tadını beğenmez. Elindeki mızrakla kartala vurur. Kartalın kanadına yapışır. Kartal kanat çırparak oradan uzaklaşmaya başlar. Loki ise elindeki mızrağı çıkartamaz. Uzun bir yolculuk olur. En sonunda kartalın bırakması için bir anlaşma yapılır. Kartal der ki, uzak bir yerde İdun adlı bir prenses vardır. Onu eğer kurtarırsan sana yardım edebilirim der. Bunu Loki kabul eder ve diğerleriyle beraber güvenli şekilde evine dönerler. Artık söz vermiştir. Onu kurtarması gerekir. Loki kadını kurtarmıştır. Onu ormanın içerisinde ağaçların arasına getirir. O esnada kartal ise aslında gizlenmiş olan bir devdir. Onu alır, kendi ülkesine götürür. Tihi-Azi adındaki bu dev hem kadını hem de onunla beraber elmaları götürmüştür. Bu elmaların özelliği ise şudur. Bunlar tanrı yiyeceğidir ve tanrıların yaşlanmasını engeller. Tanrılar bunu fark ettiklerinde sebebini sorarlar ve en son bunun Loki ile beraber olduğunu fark ederler. Hemen onu çağırırlar, ona tekrar bunu bulmasını isterler. Loki hemen bir şahine dönüşür ve devin ülkesine gider. Dev o esnada balık yakalamak için dışarı çıkmıştır. Kadının yanına gider, onu hemen fındığa çevirir ve onu pençelerin arasında kurtarır. Dev bunu fark ettiğinde hemen şahine dönüşerek peşine düşer. O kadar fazla kanat çırpar ki fırtınaya dönüşür. O esnada Aizir o kuşun geçtiği bölgeye bir ateş yakar. Kuş yavaşlayamayarak orada ölür.